Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurt Dışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakasso ile bir araya geldi. Çeşitli konularda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Dikkat ederseniz ülkemizin Afrika'daki etkinliği her geçen gün artıyor. Neredeyse her hafta bir Afrika ülkesiyle işbirliği anlaşması imzalandığını biliyoruz. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir açıklama gelmiş. Açıklamalarına bakalım. Çin'in Sincan'daki yani Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer azınlık gruplara yönelik baskıları kabul edilemez. Yalan, sadece sanki çok umrundaymış gibi arkadaşlar bu açıklamayı yapmış. Tamamen Trump'a sevimli gözükmek için bu açıklamayı yaptı. Düşünülüyor. Emmanuel Macron bir parlamento üyesine gönderdiği mektupta Çin'deki Uygur Müslüman azınlığa yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu ve Fransa'nın bunu büyük bir sertlikle kınadığını belirtmiş. İtalyan merkezli havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Birleşik Krallık Şubesi 4 adet Orkus insansız hava aracı karıştırma ve köreltme sistemi, kısaca İHA savarlardan ilkini Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim etmiş. Çok güzel bir sözü sizlerle paylaşacağım. Eğer Türk ile Kürt ayırırsanız ne Türk kalır ne de Kürt. Eğer Çanakkale misali birleştirirseniz ne İngiliz kalır ne de Fransız. Öğle saatlerinde sizlere MiG-29 tipi savaş uçağının Libya'da düşürüldüğünü aktarmıştım. Yeni gelişmeler aktaracağım bu olayla ilgili. Edindiğimiz bilgilere göre darbeci terörist General Haftar kontrolündeki LNA, yani sözde Libya Ulusal Ordusu olarak geçiyor tabii ki de Haftar ordusunun, hava desteği sağlayan bir MiG-29 NATO kod adıyla Fulcrum savaş uçağının Libya'nın Sirte şehri yakınlarında düşürüldüğü aktarılıyor. Vurulan savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan başarıyla iniş yaptı şeklinde servis edilmiş. Sabah saatlerinde yaptığımız haberde pilotun öldüğü aktarılıyordu. Pilotun paraşütle yere indikten sonra LNA güçlerine ait helikopter ile kurtarıldığı öğrenildi. Sosyal medyada pilot tarafından çekilen video yayınlandı. Videoda pilot savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düşmediğini belirtti. Videoda pilotun saf Rusça konuştuğu ve Avrupalı bir görünüme sahip olduğu dikkat çekti. Fakat bizlere servis edilen görüntülerde pilotun yüzü gözükmüyor arkadaşlar. Rusya Federasyonu tarafından Mayıs ayında Libya'da toplam 14 adet MiG-29 savaş uçağı yollanmıştır Libya'ya. Uçaklar Mayıs ayında Rusya'dan önce İran'ın doğusundaki Hamedan Hava Üssü'ne gelmiş. Uçaklar buradan Suriye'de bulunan Rus üssü Humeynim Hava Üssü'ne intikal etmişti. Burada bulundukları süre boyunca herhangi bir milliyet belirteci sembole sahip olmadıkları görülmüştü. Yani uçakların kime ait olduğu belli değildi. Son olarak uçaklar Rus Hava Kuvvetleri'nin eşliğinde darbeci Haftar ordusu diyoruz biz ona. Darbeci Haftar ordusu tarafından kontrol edilen Libya'nın El Jufra Hava Üssü'ne intikal ettirildi. Bilindiği gibi El Jufra üssü civarında çok sayıda Sudan'dan gelen Cancevit milisleri de bulunmakta. Ayrıca LNA'nın yani Hafter'in 166. piyade taburu bu olay üzerine Sirte ve Jufra hattında devriyeler gerçekleştirdiği şeklinde Libya yerel basını tarafından servis edilmiş. Ekranda TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG Osman Gazi'yi görüyorsunuz. Açık deniz eğitimlerine katılan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencileri 6 Eylül'de Oruç Reis araştırma gemimize refakat eden Kemal Reis ve Burgaz adıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti şeklinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir paylaşım gelmiş. Lavrov-Christodoulos görüşmesinde Rusya ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı. Bilindiği gibi Lavrov önce Suriye'ye gitmiş, oradan ise Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan açıklamalar geliyor. Her gün açıklama yapıyor kendisi. Tamamen bir şovmen arkadaşlar. Boş boş konuşmayı seviyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı'na dış siyaset meseleleri ile ilgili bilgi vermiş. Açıklamalarına bakalım. İtalya ve Mısır anlaşmaları bölgede istikrarı sağlamadaki önemli rolümüzü gösteriyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile savunma anlaşmasını da imzaladık.
Ancak doğuda gittikçe anlamsız noktalara yaklaşan Türk saldırganlığıyla karşı karşıyayız. Yunanistan barış ve istikrar için her yerde mantık, ciddiyet ve uluslararası hukuka saygı temelinde hareket ediyor. Gerçekleri aynı şekilde kabullenmeyen bir komşuya sahip olmamız üzücü. Bu açıklamaları yaparken arkadaşlar kendisi acaba bu yaptığı açıklamalara inanıyor mu? Biz de bilmiyoruz. Eğer inanıyorsa gerçekten diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bakırköy tımarhanesine bekliyoruz kendisini. Middle East Monitor, yani İngiliz yayın sitesi Middle East Monitor'un haberine göre Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında olmasının en güçlü sebebi Gazprom üzerinden alınan gazın Avrupa'nın yıllık gaz ihtiyacının %40'ına tekabül etmesi. Bilindiği gibi Avrupa Rusya'dan gaz alıyor. Avrupa bu bağımlılığı ortadan kaldırmak ve bunu Yunanistan üzerinden yapmak istiyor. Çünkü eğer bu bağımlılık ortadan kalkarsa buna sebep olan ülke ekonomik olarak rahatlayacak. Avrupa Türkiye'nin ekonomik olarak rahatlamaması için NATO'da iplerin kopmasını çoktan göze almış şeklinde İngiliz yayın sitesinde bir makale paylaşılmış. Siz de Middle East Monitor'a girerek tamamını okuyabilirsiniz. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 13002 kodlu Boeing E-7T Barış Kartalı Akavs uçağından neredeyse her gün sizlere bahsediyoruz. Bu uçak şu an Ege'de faaliyet gösteriyor. Ege bölgesinde faaliyet gösterdiğine ilişkin radar görüntüsünü ekranda görüyorsunuz. Evet, ilginç bir plastik maket çalışmasını ekranda görüyorsunuz. Gemi içine F-14, F-18, AV-8B yerleştirilmiş. Böyle bir gemi yok arkadaşlar. Maketi ne akla hizmet yapmışlar anlayamadım şeklinde de paylaşılmış. Gerçekten ilginç. Bilindiği gibi İran özellikle uçak gemilerinin sık sık maketini yapıyor. Biz de anlam veremiyoruz neden böyle bir şey yaptığına dair. Yine gelen bilgilere göre Kuzey Irak'ta Çiyadol, Şelifan ve Siran köylerinde Türk siyaları PKK'ya ait hedefleri bombalıyor. Bu arada demin sizlere Rus pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu aktarmıştım. Bununla ilgili de bir espri yapılmış. Rus paraşütçü az önce Mars'a indi şeklinde. Gerçekten de demin El Jufra'da yayınlanan görüntüler zemin sanki Mars toprağıymış gibi duruyordu. Bununla ilgili de bir espri yapılmış. İnternette bir görüntü paylaşılmış arkadaşlar. Fakat görüntü doğru mu bilmiyorum çünkü gerçekten komik. Yunan özel kuvvetleri paraşüt egzersizi şeklinde çok komik bir görüntü paylaşılmış. Fakat bu görüntü gerçekten Yunanistan'a mı ait, başka bir ülkeye mi ait bilmiyoruz. Ben sadece Yunan özel kuvvetleri şeklinde aktarıldığını gördüm. Umarım doğrudur. Evet dostlar, ben bu videoyu çekerken NATO'dan bir son dakika açıklaması geldi. 10 Eylül'de Türkiye ile Yunanistan'ın Brüksel'de görüşeceğini açıkladı NATO. Görüşmeye askeri heyetler arasında yapılacak şeklinde bir son dakika açıklaması NATO tarafından yayınlandı. Evet dostlar, tüm gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi deminki bahsettiğimiz haber ile ilgili görüntüyü yayınlıyorum. Жду спасателей. Ударился только сильно в камни. Так все. В НАЗе 10 конфеток. Ну, благо маяк работает. Рация работает. Жду вертолет. Уже час вертолет пролетел мимо. Не знаю, когда будет. Джипов пока не видно с врагом. Буду ходить в долину. Парашют все оставляю на земле. То, что случилось, то случилось. Вот долина. Аэродром в эту сторону. Где-то 45 километров ориентировочно. Кругом камни. Ударился в камни сильно. Хорошо, что заша был. Он еще лежит. А самолет упал где-то метров, наверное, 200-300 от меня. Он дым еще стоит. Катапультировался с высоты 700 метров. Вот и все. Нашли меня. Все, нашли меня. Все, я счастлив. Я охраняю это все, все, я счастлив. Сейчас Ми-8 подойдет и заберет меня. Эти сесть не могут. В горах. Спасибо пацанам.